İsterseniz önce etkinliğin amacından başlayayım. Takdir edersiniz otelcilik, turizm en önemli ürün olarak ortaya koymuş olduğu temizliktir. Temizlik dendiğinde de kat hizmetleri aslında şu andaki var olduğu pozisyondan çok daha önemli bir yere sahiptir otelcilikte. Kat hizmetlerin bu kadar önemli olmasına rağmen kat hizmetlerinde istihdam edilebilirlik açısından baktığımızda, tercih edilebilirlik açısından baktığımızda kat hizmetleri giderek düşen bir tercih durumundadır. Biz kat hizmetlerinin önemini ortaya çıkarabilmek için Didim Kaymakamlığımız, belediyemiz, ticaret odamız, meslek lisemiz ve Adnan Menderes Üniversitesi'nin Didim Meslek Yüksekokulu olarak ne yapabiliriz diye hem Didim'i ulusal medyada bu ve benzer bir nitelikli etkinlikle duyurabiliriz diyerekten toplantılar yaptık. Bu toplantılar esnasında değişik yarışmalara katılan arkadaşlarımızdan fikirler geldi. Bu fikirlerden bir tanesi de yaratıcı yatak yapımı ve dekorasyon yarışmasıydı. Fikri beğendik. Bununla ilgili yine kaymakamımızın önderliğinde 3 adet toplantı yaptık. Ve şu anda bugün gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlikte 23 ekip yarıştı. Bu 23 ekip 2 kategoride yarıştı. Profesyonel otel kategorisinde yarışanlar var. Aynı zamanda bizim geleceğimiz, umudumuz olan meslek liseleri kategorisinde yarışanlarımız var. Bu yarışmaların sonucunda ortaya çok ilginç, çok çılgın, çok hoşa giden, çok akıllarda kalan davetlilerin de seyircilerin de büyük desteğiyle bir şölen havasına dönüşen bir etkinliğimiz oldu. Bu etkinlik çerçevesinde aslında yarışmaya katılan herkes birinci oldu. Yaşıyoruz artık. Didim gerçekten bir turizm kenti oldu, bir dünya turizm kenti oldu. Bizim burada turizmde olmazsa olmaz olan eğitim kurumlarımız sayesinde bu tür çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Ben gerçekten bugün yapılan bu çalışma, bu yarışmalar, bu etkinlik üniversitemizin ve meslek okulumuz, Anadolu Meslek Lisemizin katkılarıyla yapıldığını biliyorum ve bu konuda da dışarıdan gelen katılımcılara biz Didim'de turizm göstermiş olmamız açısından çok önemli bir etkinlik olarak bunu görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda da her fırsatta da bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Ben emeğe geçenlere çok teşekkür ederim. Konuşup keyif aldım. Gerçi biraz yoruluyoruz ediyoruz. Hani profesyonelce de bu işi yapamıyoruz. Biz yanlardan da kopya çekiyoruz işte hijyende neye bakmamız gerekiyor gibisinden ama konsept olarak bir renklilik geldi bu yatak düzenleme yarışmasıyla. Birincisi bu. İkincisi sektörün altyapısını oluşturan. Biz hep doğayı satıyoruz, denizi, güneşi, plajları satıyoruz. Ancak bunun arkasında olan müşteri memnuniyetini yaratan elemanların, öğrencilerin, çalışanların da onları da bir nevi burada onüre edip, onlarla beraber olup onları da sizlere tanıtmış oluyoruz. Şimdi pırıl pırıl çocuklar yetişiyor. Hepsi yüzleri gülüyordu. Ben puanlama yaparken de konuştum. Severek yapıyorlar. En önemlisi de bu zaten, sevmeleri. Bakıyorsunuz yüzleri gülüyor. Bir housekeeping elemanı çalışıyorsa ki buralardan geliyorlar, meslek liselerimizden, meslek yüksekokulumuzdan mezun olarak geliyorlar. Diyorsunuz ki ben bu otelde daha rahat edeceğim. Daha hijyenik ortamlarda kalacağım ve daha güzel konseptlerde yataklara sahip olacağım. Gördünüz Turgut Reis konsepti vardı, Didim konsepti vardı, denizler, yani envai çeşit hayvanlar. Bunları görmek bizleri memnun ediyor haliyle. İnşallah önümüzdeki yıl turizm haftası kutlamaları çerçevesinde o da aklımıza geldi. Bilmiyorum olur mu, olmaz mı? Sektörün sadece housekeeping olayıyla değil, belki bunun bir bar, bir eğlence, animasyon yarışması niye yapılmasın? Barmaidlik, barmenlik yarışması niye yapılmasın? Böylece halkın da ilgisini çekerek, daha fazla katılımı sağlayarak turizme olan dikkatimizi daha iyi toplarız diye düşünüyorum.